Merhabalar, hoş geldiniz. Bir diaspora webinarımızda bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Bugün bizlerle Berlin Başkonsolosumuz Sayın Olgun Yücekök bizlerle ve kendisine bize zaman ayırdığı için çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii aynı zamanda 2021 yılı çok önemli. O yüzden biz Aspigom'un bu dönemki webinarlarını diaspora konusuna ve yurt dışında yaşayan Türkler konusuna ayırdık ve bu diasporanın ve yurt dışındaki Türklerin farklı boyutlarıyla, Türkleri farklı boyutlarıyla irdeliyoruz bu dönem. Bugün de tabii Almanya'ya göçün 30 Ekim'de işte 1961 yılında imzalanmıştı bu ikili göç anlaşmaları. Bugün de o yüzden Berlin'e gitmek istedik. Berlin'den, Ankara'dan Berlin'e çok selamlar, sevgiler, Bizden de çok saygılar selamlar. Sayın Başkonsolosumuz. Bizlere tekrar vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Dolayısıyla Sayın Yücekök bugün bizlere Berlin'deki Türklerin bir fotoğrafını çekecek. Nereden nereye geldiğimizi belirtecek bu 60 yıl içinde. Biliyorsunuz çok hani zorlu deneyimlerin yanı sıra aslında şimdi artık 3. 4. kuşaklarda yaşadığımız çok güzel deneyimler de var. Çok güzel örnekler de var. Biraz bunlara değinecek. Tabii bu örnekler, bu güzel örneklere kolay gelinmedi gerçekten. Aynı zamanda yurt dışında bir yapılanmaya da gidildi, değil mi? Dernekler oluşturuldu, hatlar arandı. Dolayısıyla bu süreçler gerçekten oradaki diasporayı ve kimlik oluşumlarını anlamak için çok önemli. Ben sözü fazla uzatmadan Sayın Olgun Yücekök'e sözü bırakmak istiyorum ama isterseniz öncelikle kısaca asistanımız Aysim'a sizin bir biyografinizi dinleyicilerimize buluşturacak. Buyurun. Teşekkür ederim hocam. Sayın Başkonsolosumuz ve değerli katılımcılar hepiniz hoş geldiniz. Sayın Rıfkı Olgun Yücekök, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra 2001 yılında Dışişleri Bakanlığı'nda görevine başlamış. Merkezde yurt dışı tanıtma, Orta Asya, siyaset planlama, Güney Asya dairelerinde, yurt dışında ise Sofya Büyükelçiliği'nde, Tel Aviv Büyükelçiliği'nde ve Paris Büyükelçiliği'nde çalışmıştır. 2016-2018 yılları arasında müsteşar özel müşaviri, 2018-2019 döneminde bakan yardımcısı özel müşaviri olarak merkezde görev yapmıştır. 15 Eylül 2019 tarihi itibariyle ise Türkiye Cumhuriyeti Berlin Başkonsolosu olarak atanmıştır. Bugün değerli vaktini bizlere ayırdığı için kendisine çok teşekkür ederek sözü Sayın Başkonsolosumuza bırakıyorum. Herkese öncelikle saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Beni konuk ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Bu pandeminin yoğun günlerinde herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Ben müsaadenizle hemen şuradan bir amatör de olsa ufak bir görsel hazırlığı da sizle paylaşarak müsaadenizle anlatmak istiyorum. Evet, Almanya'ya göçün 60. yılında Berlin'in sembolik önemi de var. Buna da değineceğiz önümüzdeki dakikalarda. Ekranın sağ tarafında gözüküyordur belki. Berlin Türk şehri oldu diye Hürriyet'in 1975 yılından bir manşetini görüyorsunuz. Bunu Hürriyet'in arşivinden aldım. 50. yılda, 2011'de bir kitap hazırlamışlardı. Orada yer alıyor. Dolayısıyla buradaki haberin özeti şu, hani Alman nüfus azalıyor, doğum oranı düşük. İşte göç de böyle devam ederse Berlin Türk şehri olacak gibi bir düşünceyle atılmış bir manşet. Berlin Türk şehri oldu mu? Öyle diyemeyiz ama %10'u Türkiye'den, onu diyebiliriz. Berlin'in nüfusu 3,6-3,7 milyon civarında ve bunun %10'u ülkemizden. Şöyle bir hesap yaptım. Nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız diye. 350-360 bin nüfus şuna denk geliyor. Türkiye'de 19 tane il Berlin'dekinden daha az nüfusa sahip. Yani burası bir Bolu, bir Kastamonu'dan daha kalabalık, öyle söyleyeyim. Orta sıralarda bir Türk şehri kadar Türkiye'den nüfusumuz var. Yurt dışında yaşayan Türklerle ilgili iki bilinen, nasıl diyeyim,
artık böyle klişeleşmiş örnek vardır. İşte belki Brüksel'de Emirdağlılar, Afyon Emirdağlılar, İsveç'te de Kulu, Konya Kulu'lular vardır. Böyle bir, hatta Belçika'da görev yapanlar o şakayı bilir. Ya Türkiye mi büyük, Emirdağ mı büyük diye Belçika'da takılırlar bazen. Bu da öyle bir durum yok Berlin'de. Buna niye değindim? Berlin'in daha kozmopolit bir yapısı var. Neredeyse 81 ilde insan var burada. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın coğrafi dağılımında nispeten tabii işsizliğin yüksek olduğu bölgeler öncelikli olarak o 61-73 döneminde değerlendirilmiş. Yani büyük şehirlerden gelenler oransal olarak daha az. Büyük şehirlerden gelenlerin sayısı son yıllarda artmış. Ona da bilahare değineceğim. Berlin'de bazı belirgin gruplar var mı? Evet var. Hemşeri dernekleri güçlü olan, tabii her yerde olduğu gibi Karadenizliler var. Bir de ilginç bir şekilde burada Mardinliler kalabalık. Süryani toplumu da var. Mardin'den çok ziyaretçimiz var. Biraz kısa değineyim. Tarih sitesine de baktım. Türkler ne zaman gelmeye başlamıştı? 1878'den itibaren Osmanlı'dan okumak için gelmeye başlıyorlar. Hatta Cumhuriyet'in ilk yıllarında 1000'in üzerinde öğrenci olduğu kayıtlarda mevcut. Gene 2. Dünya Savaşı döneminde çok Alman hoca Ankara'da da İstanbul'da da vazife yapmış. Onlardan biri Profesör Doktor Fritz Bade, iş gücü göçünün fikir babalarından biri olarak biliniyor. Aslında ufak ufak da 1957-58 yıllarında başlamış. Burada başkonsolosluğa da çok yakın bir meydan var, Theodor Hodge Meydanı. O meydan ismini Batı Almanya'nın, yani savaştan sonraki Federal Almanya'nın ilk cumhurbaşkanından alıyor. Örneğin 150 sanat okulu mezununu Almanya'ya getirip fabrikalarda istihdam eden Theodor Hodge'un bir projesi vesilesiyle olduğu için bu çalışma, onlara Hodge Türkleri ismi vermişler. Biraz ünlü simalara değineyim. Buradan geçen Enver Paşa. Bir dönem Potsdam'da ev kiralamış, Berlin'de bulunmuş. Tarak Paşa burada suikasta uğradı biliyorsunuz. Mustafa Kemal Atatürk 1917'de bir askeri heyetle ziyaret etmiş burayı. Ünlü yazarlarımızdan Sabahattin Ali'nin Berlin'de geçirdiği bir dönem var. Hatta bu büyük mantolu Madonna da burada geçiyor. Vasfi Rızazoğlu, tiyatrocu burada dönemi var, geçirdiği. Haldun Taner, Galatasaray mezunu bir abimiz, Berlin'de bir yıl bulunmuş. Hatta Berlin Mektupları diye bir kitabı da var. Ve hani belki bilinir, hatta enteresan bir yerde dükkanı varmış. Doğu Berlin'e giden bir tren yolu hattı kapatılmış, şehir ikiye bölündüğü dönemde. Ve istasyonda bir pasaja, dükkanlardan oluşan bir pasaja dönüştürülmüş, Türk İş Pazar diye. O zamanlar 70'li yıllarda Türklerin marketleri, kasetçileri oradaymış. Orada bir de Neşet Ertaş'ın dükkanı varmış, bağlama satarmış. Berlin'in böyle bir tanınan simalar geçmişi var. 60 yıllık macera, kıymetli hocamızın da ifade ettiği gibi bu sene 60. yılı. Dört dönemde genelde incelendiğini gördüm. Bu tam Berlin'deki şeye de oturuyor tabloya. Bu dönemler aynı zamanda aslında jenerasyonlarla da örtüşüyor. Yani 1-2-3-4 numaralarını bahsedilen jenerasyonlar olarak da alabilirsiniz. Bunu net olarak gözlemliyoruz. Mesela ilk geldiğim zamanlar şunu fark ettim. Hani kıdemli vatandaşlarımız diyeyim, 60'lı 70'li yaşlardakiler, hatta 50'li yaşlardakiler nerelisiniz diye sorduğumda Türkiye'den bir şehir ismi söylüyorlar. Onda hiçbir şey yok, tereddüt yok. Ama böyle 30'lu 20'li yaşlara geldiğim zaman, 3. 4. jenerasyona Berlinliyim, Kreuzbergliyim mi duymaya sık sık başladım. Bir de bu dördüncü yakın dönemin bir parantezi var. O da son 5-6 yılda yeni gelenler. Bu yeni gelenler büyük şehirlerden,
üniversite okumuş veya okumaya gelmiş genelde bizim beyaz yakalı, başarılı insanlarımız. Ona da kısaca değineceğim. Burada en çok kullanılan tabir Gastarbeiter. Gastarbeiter, yani tam doğru telaffuz edeyim. Konuk işçi ya da misafir işçi. Anlaşma hocamızın da ifade ettiği 30 Ekim'de imzalanıyor. 73'te petrol krizinin etkisine kadar devam ediyor. İlk gelenler yurtlarda kalmışlar. Buradaki üst soldaki fotoğraf bir yurt fotoğrafı. Hemen sol alttaki de kilisede kılınan bir bayram namazı sonrası. Çünkü cami falan yok o zaman, kilisede namaz kılınıyor. Gidenler de İstanbul'da Sirkeci'de olan, Tophane'de olan işçi irtibat bürolarında çok ciddi sağlık kontrollerinden geçirip öyle götürülmüş. Yurtlarda kalınıyor dediğim gibi ve çok hakikaten kısıtlı koşullarda yaşıyorlar ve zor işler yapılıyor. Demir çelik dökümhaneleri, işte kimyasal maddelerle çalışılan yoğun emek isteyen işlerde uzun süre istihdam ediliyorlar. Ve bu süreç sonra akabinde diğer aşamaları, adımları önümüze getiriyor. Birinci neslin hakikaten statü edinme gayesi olmadığını gözlemliyoruz. O mütevazi bir yaşam tarzları var. Böyle azami tasarruf, işte bir gün memlekete döneceğiz planı hep önde. Sonra aileler getiriliyor. İkinci jenerasyon getirilen aileler. Şimdi işte 50'li, 40'lı, 50'li yaşlarında olanlar ikinci jenerasyon. Çoğunluğu Türkiye'de doğmuş. Onlar da biraz böyle bir burukluk, arada kalma, bir özenme durumu var. Yani bir yandan anne baba işte memlekete döneceğiz, tasarruf, efendime söyleyeyim, mütevazi bir hayat ve kendi geleneksel değerleri çerçevesinde yaşama gayreti içerisindeyken, o çocuklar Almanya'da okula gidince Alman kültürüyle, onların tüketim alışkanlıklarıyla, hayat tarzıyla tanışıyorlar ve arzu ediyorlar, öykünüyorlar. Biraz arada kalıyorlar. Şimdi Büyük Millet Meclisimizde de bir Yurtdışı Türkler Alt Komisyonu var artık, Dışişleri Komisyonu bünyesinde. Onun başkanı Zafer Bey buraya geldiğinde bir marka söyledi, adını şimdi hatırlamıyorum ama bir kıyafet pantolon markasıymış. Çocukken Alman çocuklarda onu gördüğünü ve alamadığı için de çok böyle içinde kaldığını anlatmıştı. Yine bir başka birisi doğum günü olduğu zaman Alman çocuklar birbirlerini davet edilip sınıfta iki Türktük ve biz hiçbir zaman hiçbir doğum gününe davet edilmedik dediklerini de anlatmıştı. Bunlar hani o 70'lerde, 80'lerde burada gelen ailelerin çocuklarının yaşadığı burukluklar. Üçüncü nesil toplumu biraz, topluma daha kendine ait hissediyor. Dördüncü nesil ise artık kendini tamamen Almanya'ya ait görüyor. Ama bir ölçüde ana vatanına bağlarını korumaya çalışıyorlar. Bizim yani anayasamızda da 62. madde yurt dışındaki Türkleri yurt dışında çalışan Türkler olarak tanımlıyor. Bu da bizim belki yaklaşımımızı da yansıtan bir örnek. Berlin'in özeline geri dönersek, buradaki başlık duvarın yanında demek. Maver hani Berlin duvarını kastediyor. Berlin niye cazip, neden burada Türkler var? Bir kere Berlin, Doğu Almanya'nın ortasında, Batı Berlin diyelim, oksijen çadırında yaşayan bir şehirmiş. Bütün etrafı Doğu Almanya ile çevrili. Ve ekonomisi canlı olsun, şehir kalkınsın diye buraya yatırım teşvik edilmiş. O şirketlere de değineceğim. Bu işçilere de yansıtılmış. Örneğin Düsseldorf'ta, Köln'de, Münih'te çalışan bir işçiye nazaran Berlin'de çalışan işçiye %10-15 civarında değişen bir Berlin tazminatı ödenirmiş. Bu devlet memurları için de geçerliymiş o dönemde. Dolayısıyla hani gelir bakımından da cazip olduğu için Berlin bizim çalışanlarımız, insanlarımız için de bir cazibe merkezi olmuş. Buraya gelenler işte kültürel sermayeleri temelinde bir düzen kurmuşlar. İlk yaptıkları işlerden birisi camiler ve cami dernekleri kurmak.
Akabinde aileler gelmeye başlıyor. Tabii şehir kontrol altında. Bu gördüğünüz harita eski bir Berlin haritası. Duvarı da kırmızı çizgi olarak görüyorsunuz şehrin ortasında. Doğu tarafı demokratik Almanya ve işte 1945'te Rusların işgal ettiği bölüm. Batı Berlin'de de üç sektör var. İngiliz, Amerikan ve Fransız sektörleri. Dolayısıyla yapılaşmada uzun süre burada yani NATO'nun birlikleri de bulunmuş. Bunun etkisini de görüyorsunuz. Hani İngiliz bölgesinde sokak adı isimleri falan İngiliz isimleri. Amerikan bölgesi biraz daha küçük Amerika gibi. Öyle bir şey var. Peki duvarın dibi dediğimiz yer neresi? Şimdi bu cursor'ı oraya getirdim. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şu yani şehir merkezinde hemen aşağısı şurası duvarın dibi Kreuzberg, Neukölln buralar bu civarlar. Eski Tempelhof Havalimanı burası. Bu 60'lı yıllarda blokaj başlayınca Amerikalıların DC-3 uçaklarıyla meşhur hava köprüsü kurdukları, 1,5 dakikada bir uçak indirip şehri besledikleri. Sonraki yıllarda bu batıda gördüğünüz karayolları Batı Almanya ile Berlin'i bağlayan yollar. Yani sevkiyatlar buralardan yapılıyormuş. Çok kontrollü bir yolmuş. Şu bölge, duvarın dibi, Neukölln-Kreuzberg, yerleşim bölgesi tespit edilmiş bizim insanlarımıza. Buralardaki göçmen nüfusun yoğun olmasının sebebi de o. Bu yerler bugün şehrin merkezinde kaldı. Son derece de kıymetliler. Ve hala göçmen yoğunlar. Özellikle şu aşağısı Neukölln tarafında meşhur bir cadde var. Alışveriş caddesi, Zonguldak diyorlar. Neukölln Belediye Başkanı'nı ziyarete gittim. Bana ilçenin haritasını gösteriyor. Biz buraya Ramallah diyoruz dedi. Çünkü çok Suriyeli var. Tabelalar falan Arapça olmuş. Burada hani böyle bir özelliği de var. Bizim vatandaşların yaşadıkları tabii zor şey. Yani birkaç aşama. Hani 80'lerde gidin artık baskısı gördükleri süreç başlamış. 90'larda bu sefer Doğu Almanlar katılmış. Biz geldik. Hadi siz gidin. Bunu da duydum burada uzun süre kalan insanlardan. Şehir merkezinde de bir süre sonra Almancadan tercümesinde soylulaştırma diyorlar. Hani burayı daha Almanlaştıralım, daha kozmopolit olsun diye bir gayret de var. 80'li yıllarda buradaki gayrimenkuller de elden geçirilmiş. Bizim vatandaşlar da gitmeye başlamışlar. Daha dış mahallelere, şehrin kuzey batısına birazcık açılmaları söz konusu. Bu Kreuzberg'in bir hava görüntüsü, hatta buradaki tek Türk okulu, devletin okulu Aziz Nesin Gurumçule'de buradadır. Bu fotoğrafı niye koydum? Bu Berlin'deki binalarda avlu sistemi var. Yani sokaktan geçtiğiniz zaman böyle yekmesak bir dış cephe. Tünelinde gidiyorsunuz. İki tarafınızda bitişik binalar ama hep böyle binaların arasında avlular var. Bu da biraz o gettolaşmayı hatta bazı yerlerde mafyanın barınmasını falan kolaylaştıran enteresan fiziksel bir özelliği var. Hala o ortam orada yaşıyor. Bugünlerde şu yerleşim düzeninin tartışma konusu olmasının nedeni de maalesef COVID-19 pandemisi. Çünkü bu bloklarda, buralarda göçmen kökenli insanlar bir arada yaşadıkları için bizde geleneksel ailevi ilişkiler, birkaç jenerasyonun görüşmesi, bir arada yaşaması da gayet hani doğal alışkanlığımız. Bu maalesef virüsün yayılmasında da birazcık olumsuz tesiri oluyor. Ama yani vatandaşlarımızı bu konuda da düzenli olarak bilgilendiriyoruz. Ve artık o kadar göçmen oluyor ki 90'lı yıllarda bir dönem bu belediyelerde yasak getirilmiş. Yani buraya yabancı kökenli yerleşmeyecek diye. Yakın zamanda İstanbul Esenyurt'ta yapıldı. Bilmiyorum haberlerde gördünüz mü? Afrika kökenli yerleşim çok artınca bu da şu anda yabancılara ikamet yasağı biz de getirmek durumunda kaldık. Bugün nasıl Neukölln-Kreuzberg? Bugün bayağı kozmopolit. Böyle İstanbul'un Cihangir'ini bilen varsa gözünde canlandırsın. Yani bir tarafta sanat galerisi, öbür köşede dövme dükkanı falan var. Gastronomi olarak da çok şey, çeşitli, renkli. O da yani pandemi olmasaydı çok turist çeken bir özellikti.
oksijen çadırında yaşayan şehir demiştik ve firmalardan bahsetmiştim. Bunlar Berlin'de bizim vatandaşlarımızın yoğun olarak çalıştıkları, işte nerede çalıştınız, nereden emeklisiniz diye sorduğumda en çok duyduğum şirket Siemens. Burada Siemensstadt dedikleri bir yer var. Bu işte sonradan yapılmış. BMW'nin hala motosiklet fabrikası burada. Bu elektrik aksamı üreten Osram burada. Mercedes'in bir takım parçaları var. Bu AEG, Borsig, bunlar metalürji, döküm işleri falan makine üreten şirketler. Bayer'in, Schering'in kimya imalat tesisleri var. Çoğu küçülmüş, gitmiş. Yani o eski 60'ların, 70'lerin, 80'lerin imalatı burada yok. Bu fabrikaların hepsi artık tabii çok uluslu şirketler. Üretimlerini farklı coğrafyalara taşımışlar. Burada belirli bir miktar işte araştırma laboratuvarlarını vesaireyi tutuyorlar. Dolayısıyla istihdamın artık odak noktası bu üretim tesisleri değil maalesef. Peki ne yapıyor? Bizim insanımız ne yapıyor durum böyleyken? Çoğu hizmet sektöründe. Küçük orta boylu işletmemiz çok. Berlin'deki taksilerin büyük çoğunluğu Türk. Hani rahatlıkla taksiye binip Türkçe şuraya gidiyorum der diyebilirsiniz. Skalama şansınız düşük. Tabii gıda sektörü, döner. Yani hem hakikaten toptan üretim fabrikalar da var. Ben de ziyaret ettim. Müstakil işte büfe tarzında halka hizmet sunan da var. Ve hakikaten Berlin döneri diye bir şey var. Onu da buraya gelince öğrendim. Ciddi bir sektör. Herkes de onu hani ne derler, günlük tüketim alışkanlıkları içerisine almışlar. İşveren derneklerimiz var. Bu KOBİ'ler çok dedim. TDU, Netun, MÜSİAD'ın Berlin Şubesi var, OYBA var. Türk-Alman Sanayi ve Ticaret Odası var. Türkiye'deki siyasi parti temsilcilikleri burada var. Ve çatı kuruluşlar var. İki tane. Bir tanesi Berlin Türk Cemaati, diğeri de Berlin Brandenburg Türk Toplumu. Niye iki tane var? Bir tanesi daha merkez sağ. Bir diğeri de Berlin Brandenburg Türk Toplumu. Daha çok o merkez sol kesim, sosyal demokrat kesimi temsil ediyor. Berlin bu arada eyalet şehir, onu da söyleyeyim. 16 tane eyalet var Almanya'da, bunun 3 tanesi şehir eyalet. Berlin öyle, Bremen öyle, bir de Hamburg. Berlin'in dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı aynı zamanda Eyalet Başbakanı. Burada bakanlar var, onlara senatör deniyor. Dolayısıyla böyle bir yapısı burada söz konusu. Başarılı birkaç tane büyük şirket de var. Ama sayıları az Türk şirketleri. Yoğun istihdamın olmaya başladığı ilginç bir alan bu IT sektörü. Burada Amsterdam'la yarışıyor Berlin. Çok ciddi IT'cilerimiz var. Cazibe merkezi burası. Bu özellikle yeni gelenler dediğim son 5-6 senede gelenlerin büyük çoğunluğu bu alandalar. Hizmet sektörü ağırlıklı gidiyoruz. İnşaat sektöründe gene insanlarımız var. Çok yerde yenileme, onarım vesaire bu konularda iyiyiz. 2014'ten beri Bulgaristan ve Romanya'ya serbest dolaşım verildiği için Bulgaristan'dan gelen soydaşlarımız da çok. Onu gözlemliyoruz. Türklerle birlikte çalışıyorlar birçok alanda bizim vatandaşlarımızla. Bizim vatandaşlarımız işveren konumunda ekseriyetle onlar için. Bir diğer burada hani hizmet sektörü veya lojistikte ağırlığı olanlar da Polonyalılar. Çünkü Polonya sınırı Berlin'e 70 kilometre. Dolayısıyla Polonya ile bir iletişimi buranın söz konusu. Nereye gidiyoruz? Geldik. Burada işte Mesut Özil'i görüyorsunuz Merkel'le. Alttaki cami Şehitlik Camii. Bu cami Berlin'dedir. Bizim klasik Türk cami mimarisinde yapılmış. Tarihi de çok eskiye dayanır. Çok eski bir camidir. Bu yani görüntüyü kaydırabilirsiniz, belki göreceksiniz. Sağ altta da bir Alman gazeteci 80'li yıllarda, Gissen'in bu dokümanlarındaki Mütevalaf adını doğru okuyorsam, Türk İşçi Kılığı'na girip haber yapmıştı.
Ve bayağı o dönemde sansasyon yaratmıştı. Çünkü işçilerin ne kadar ağır koşullarda zor çalıştıklarını ve hani biz Almanlar ne kadar onları en zor işlere koşuyoruzu kendi açısından ortaya koymuştu. Burada hani benim gözlemim 18 aydır buradayım. Bu son slaytta biraz böyle gözlemlerimi bir şey sizle paylaşmak istiyorum. O yüzden burada çok madde var. Şimdi farklı bir alan abitus ve sermaye denklemi dedim. O benim sevdiğim Pierre Bourdieu isimli bir Fransız sosyolog vardır. Onun metodolojik yaklaşımında kullandığı kavramlar bunlar. Farklı alan Almanya. Yani Almanya bizim insanımızın deplasmanı diyeyim ben size. Maçı deplasmanda oynuyoruz. Abitus bu insanların işte aile daha Anadolu bizimki kendi geleneğimiz. Sermayeden kastım kültürel sermaye. Gene o da Türkiye'den geliyor. Dolayısıyla hani donatım alışkanlıklar ithal ama saha deplasman. Gelen bir üniversite araştırmacısına da aynısını söyledim. Bakın siz 60'lı yıllarda gördüğü en teknolojik cihaz gaz lambası olan, şansı varsa ilkokula gitmiş, bunun dışındaki eğitim ve kültürel yani sermaye olarak, altyapı olarak imkanı köyündeki cami ve gittiyse askerlik olan insanları alıp burada çok farklı bir ortama, fabrikalara soktunuz. O insanlar ilk defa cadde gördüğü, ilk defa sokak lambası gördüğü, işte ilk defa farklı bir şeyle karşılaştı. İkinci altını çizdiğim husus da şu, Kara Avrupa'sında maalesef bir katı şablon alışkanlığı var. Anglo-Sakson anlayışından biraz farklı. Köşeleri sert ve keskin bir şablonları var. Fransızlar da öyledir. Almanlar da öyle. Ve o şablonu sizin üzerinize oturturlar. Ve o şablon eğer tam oturmuyorsa üstünüze eleştirmeye başlarlar. Siz eksiksinizdir veya hatalısınızdır. Böyle yaklaşırlar maalesef. Yani hepsi için bunu söylemiyorum ama bu burada böyle hissedilen bir yaklaşım. Çünkü o şablonun en iyi olduğuna inanıyorlar. Yani tarihsel süreçte biz birçok işte cefa çektik, sıkıntı çektik vesaire atlattık. Dolayısıyla biz en iyi şablona ulaştık veyahut bilinen en iyi şablona biz sahibiz. Dolayısıyla siz de buna oturmak, uymak zorundasınız. O simülasyon perspektifi o. Tabii evet, elimizdeki yani insan malzemesinin doğası, yapısı dediğin gibi birikimi, oluşumu farklı olduğu için örgütlenme biçimi de ona göre oldu. Daha çok da hani mavi yakalılar temelli derneklerimiz var. Hemşeri dernekleri olabilir. Camilerimiz ayakta tutan dernekler olabilir. Çok güzel işler de yapıyorlar. Toplumsal hayata katkı bağlamında. Şu kış günlerinde düzenli olarak Berlin'de, ben onu biliyorum, güçlü birkaç camimiz evsizlere, üstelik de öyle hani herhangi bir millet ayrımı yapmadan evsizlere sıcak yemek dağıtıyorlar, çorba dağıtıyorlar, takip ediyorlar. Belediyelerle diyalog içerisindeler, konu komşuyla öyle. Hani burada uyumlu ve barışçı bir yaşam düzeni kurma noktasında hakikaten çok gayretliler ve başarılılar. Sıkışmışlık hissine niye burada değindim? Biraz önce özetlediğim duygular insanlar çok yaşamış. Bu sefer bir de Türkiye'ye gidince de zorlanıyorlar. Yani ülkede de ülke biraz daha hızlı veya farklı ilerliyor. Onlar farklı bir yapıda kalıyorlar. Ben özellikle ikinci jenerasyonda şeyi fark ettim. 12 Eylül döneminde çocukluğunu geçirip buraya gelenler var veya o dönemde ergenlik çağında olan genç olanlar. Onlar biraz da o anladığım kadarıyla o şey kalmış kafalarında. Siyasi çip hala öyle. Yani 80'lerin işlemcisiyle bugünü değerlendiriyorlar, öyle söyleyeyim. O biraz etkiliyor. Türk siyasi hayatının yansımalarından kastım, bu benim tespitim değil, bana dile getirilen bir husus. 2014'ten itibaren yurt dışında vatandaşlarımız oy kullanabiliyorlar. Bundan çok memnunlar. Ve hakikaten de hani giderek katılımları da artıyor. Berlin'de son seçimlerde %40'a ulaşmış katılım oranı.
Ama gene kendi tespitleri, söyledikleri şey şu. Bu bizim aramızdaki ayrışmayı da birazcık arttırdı. Çünkü hani sonuç itibariyle zaten herkes kendi düşüncelerine yakın insanlarla bir arada olmayı arzu ediyor. Bu biraz bizim aramızdaki fay hatlarını derinleştirdi tespitinde de açıkçası samimiyetle bulunuyorlar. Doğu Alman işçiler faktörü evet etkiliydi. Onun artık etkisi azalmış. Ama yine de o fark var. Berlin özeline tekrar dönersek şunu söylemek mümkün. Bazı ilçeler hakikaten tamamen eski Doğu Alman nüfusa sahip. Hiç Türk olmayan ilçe var. Doğudaki ilçelerde tek tük iş için gidenler oluyorsa oluyor ama orada yaşamıyorlar. Çünkü o tarafta gayrimenkul de daha uygun. Ticari tesis kurmak daha hani avantajlı. Yani işi orada ama kesinlikle orada yaşamıyorlar. Burada onu fark ediyorsunuz. İlginç bir şekilde Vietnamlılar, Çinliler Berlin'in doğusunu tercih ediyor. Zaten Doğu Berlin'deki yani bina manzarası da böyle Moskova'nın banliyosu gibi desek yanlış söylemiş olmayız. Manipüle edilen alt kimlikler dememin sebebi de şu, onu da hemen açayım. Şimdi burada sivil toplum kuruluşları vesaire var dedik. Peki yerel Alman yönetimleriyle etkileşimlerinin düzeyi nasıl? Veyahut herkesle aynı diyalogları veyahut aynı kucaklayıcı yaklaşımları var mı diye baktığımızda maalesef bu sorunun cevabı hayır. Üzülerek görüyorum ki bir şekilde burada hani Türkiye'ye eleştirildiğinin de ötesinde hakaret ederek yer edinen çevreler oluyor. Terör örgütü iltisaklı çevreler olabiliyor. Bunlar daha hüsnü kabul görüyorlar. Bu bizim için üzücü bir şey. Yani A Derneği daha Türkiye müzayese onun projesine yanıt vermeyebiliyorlar ama eleştirel muhalif çizgide bir sivil toplum kuruluşu varsa ve belediyeyle bir proje yapmak istiyorsa onlar daha çok partner olarak tercih edilebiliyor. Bunu söylemekten de açıkçası çekinmiyorlar. Biz şu 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 derneklerle çalışıyoruz dediklerinde orada aslında söylemek istedikleri ben Türkiye'ye muhalif çevrelerle daha iyi çalışıyorum, onlara daha yakın görüyorum, onları desteklemek istiyorum. Alt mesajını veriyorlar. Almanya genelinde sordum rakam beni şaşırttı hakikaten. Günde ortalama 600 kadar şey çıkıyormuş. Olumsuz haber. Türkiye hakkında. Bu federal ve yerel düzeyde. Bu çok fazla. Kamuoyunu ciddi bir bombardımana tutuyorlar maalesef. Burada değinmek istediğim yaklaşımla ilgili bir diğer konu maalesef yabancı düşmanlığı ve alt-agresizmus günlük ırkçılık veya gündelik ırkçılık olarak da hücum edilebilir. Bu maalesef üzücü bir boyutu hayatın. Berlin'de de var. Şimdi 2020'nin suç raporu çıktı. Aşırı sağ motifli suçlarda %21'lik artış var. Burada. Bu ciddi bir oran. Bu en ufak tacizden tutun. İşte camiye yazı yazmak. İşte ben geldiğimde oldu. Leipzig'te camiye şey attılar. İçi zift dolu balon attılar. Her taraf zift dolu. İşte hasar verildi vesaire. Ve ilginç tarafı bir tane dahi faili yakalanmadı. Bu suçların. Buradaki mevzuat kişisel hayatın kamu alanının korunması konusunda katı. Güvenlik kameralarınızı kaldırıma dahi çeviremiyorsunuz. Hani saldırganın görüntüsünü bile alamıyorsunuz. Adamlar da biliyor. Uzak mesafeden onu yapıyor. Görüntüye bile girmiyorlar. Bana tuhaf gelen bir yaklaşım da şu olmuştu. Burada Nazilerin uzaydan geldiğini sanki düşünüyorlar gibi bir hava bazıları. Yani kapsüllüyorlar. Hani bunlar 1930'larda geldiler.
ortalığı kasıp kavurdular. Sanki 1945'te de bir Mekke'ye binip gittiler. Sanki bu toplumun içerisinden çıkmadılar. Hala sanki o zihniyet yaşamıyormuş gibi bir kesimin böyle bir bakış açısı var. Bu biraz hani görmezden gelme gayreti gibi oluyor. Demin Haldun Taner'e değindik. O Berlin mektuplarında yazdığı bir cümleyi size okumak istiyorum. Gözlemlerinden hareketle bunu yazmış. İstiskal ediliyoruz. İstiskal edilmek, hani hor görülmek, kötü davranılmak demek. İstiskal ediliyoruz. Resmen ve açıkça. Sanayilerindeki büyük işçi gediğini kapamamız için bizi baş tacı edenler, şimdi işleri bitti ya, bizi başlarından dehlemenin yollarını arıyorlar. Almanların bir kısmı, hem de büyük bir kısmı, Türk işçisini kendinden başka dinin, başka toplum törelerinin, başka yaşam koşullarının alışkanlığı içinde yadırgadığı için eşdeğer muamelede bulunmuyor. Bu cümleler 80'lerde yazılmış, yani yaklaşık 30 yıllık cümleler. Üzülerek çok fazla mesafe kat edilmediğini söyleyebilirim. Son olarak değinmek istediğim konular, evet, yerel siyasette yer alma gayretleri var. Berlin'de eyalet seçimleri genel seçimlerle birlikte yapılacak 26 Eylül'de. Belediye meclislerinde bizden de toplumdan da üyeler oluyor. Bu da pozitif bir şey. Burada yaşayan insanlar olarak yerel yönetimlere olumlu katkı sağlamaları güzel bir şey. Doç İşçi Jenerasyon, bu Doç ve Türk İşi birleştirerek yapmışlar. Bundan 5-10 sene önce daha aktif bir inisiyatifmiş. Şimdi pek aktivitesi yok ama bu, hani Almanya'da doğup büyüyen ama Türk kökenli gençlerin topluma faydalı olma konusundaki gayretlerini, isteklerini, aidiyet arayışlarını vurgulayan bir girişimdi. Bunu 3. 4. jenerasyonda en azından bir bölümünde hala gözlemliyoruz. Buradan bağlantı sağlamak istediğim konu, peki nasıl bir artı değer yaratırız? Bardağın dolu tarafını nasıl arttırırız? O noktada da söyleyebileceğim şey şu, bu yeni gelenler, hakikaten bakıyorum ciddi iyi profiller var, başarı örnekleri var. Forbes'un 30 yaş altı dünya listesine girmiş genç arkadaşımızdan tutun, efendim görsel sanatlar alanında başarılı olan bir genç insanımıza, 3-4 dil konuşan uluslararası şirketler sözleşmeleri üzerinde uzmanlaşmış avukatlardan işte endüstri mühendislerine, hakikaten doktorlara, mesela milli takımımızın işte maçları vardı geçen günlerde. Milli takımımızın doktoru, A milli takım doktoru Ufuk Şentürk, burada Berlin'de doğmuş, büyümüş, yetişmiş, burada tıp okumuş bir ortopedi travmatoloji uzmanı. Hakikaten burada örnek olabilecek, toplumun pozitif yüzünü daha çok yansıtabilecek güzel örneklerimiz var, artıyor. Ülkemizden dediğin gibi yeni gelenler de var. Yeni gelenlerin buradaki yerleşiklerle olan temaslarının veyahut etkileşiminin biraz kısıtlı olduğunu fark ettik. Pandemi koşulları el verirse onu da aşabilecek, buradaki Türk toplumunun etki gücünü arttırabilecek projelerimiz var. İnşallah onları da hayata geçireceğiz. Ben şimdilik burada durayım. Sorularla ilerlersek belki daha da açabilirim.